Lösev için örüyoruz. Gerçekten çok ses getirdi. Pazartesi günü diğer gelenleri de göstereceğiz. Bu dün gelmişti ve benim odamdaydı. Onları da indirelim Ececiğim. Bayağı bir talep var. Kanala gelip eliyle bırakanlar, kargoyla gönderenler, postayla gönderenler, çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen söyleyelim Sibel kimden geldi? Çağla Özara. Çağla, hemen gelsene programa. Çok güzel şeyler yapmışsın. Bu ne güzel bir bere. Bu ne güzel bir, şöyle elimden şey olmasın istiyorum. Kirlenmesin. Çok da temiz, güzel göndermiş. Bunlar da küçük böyle, evet, ellikler. Çağla'nın telefonu var mı orada? Hayır, yok. Var. Yazmış. Çağla, seni programa alıyorum. Çok güzel şeyler var. Süpersin Çağla. Harika. Çağla'yı bulun getirin buraya. Çok güzel şeyler örmüş. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Bakın ne kadar güzel olmuş. Lösev için örüyoruz. Ay, bu eldivenler çok iyi fikir Çağla. Çağla'nın herhalde kızı var. Olabilir. Vallahi çok güzel yapmış. Süper güzel. Hemen bunu da gösteriyorum. Siz de fikir alınız. Yumuşacık. Üstelik yaptığı, seçtiği yünler. Çok güzel. Çok. Çok güzel olmuş. Bu da küçük hanımefendinin boyunluğu. Evet. Çağla'cığım, ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ay, bunu düşürdüm. Hepsi toplanacak. Biz bunları LÖSEV'e göndereceğiz Ankara'ya. Onlarla irtibat halindeyiz. Uzun süre yazışmalar yaptı. Sağ olsun. Ve bunları efendim merkez ihtiyacı olanlara dağıtacak. Artık kime giderse yavrularımız, gençlerimiz, çocuklarımız kullansın. Yün isteyenler lütfen bize adres bilgileri versinler. Bakın adresimiz var orada. Adres bilgisi vermeyecekler. Oraya yazıp adres bildirecekler. Hı. Doğru. Adres bildirecekler. Biz yün göndereceğiz kendilerine. Örsünler, bize göndersinler. Yünleri de biz seçerek göndereceğiz. Yumuşak, güzel, hı, yünler. Dün bir proje yapmıştık. Vul vul vual vualet. Teşekkür ederim. Çok güzel şeyler yazmışsınız. Beğenmişsiniz. Sağ olun, var olun. Şimdi dün izleyemeyenler için hemen gösterelim. Vul vul vualeti. Şapkaların önüne, berelerin önüne yün koymuştuk. İçeride bir tane kırmızı bir şey ayırdım. Kırmızı kadife bir odamda unuttum getirmeyi. Ne olur alır mısınız arkadaşlar? Şu şekilde vul vul vualet. Faruk harika bir beste yaptı vul vul vualete. Şimdi yine Lösev için örüyoruz çerçevesinde. Bu berenin biz daha önce çok çeşitli versiyonlarını yapmıştık. Hı hı. Bunu da internetten görmüştük ama biz yünlerini farklı kullandık. Ve önüne böyle bir şey katarak daha da farklılaştırdık. Şimdi Sibel, pembeyi ver Sibel, iyi anlaşılıyor orada. Sibel, bunu nasıl yaptığımızı eğer örebilirseniz, iyi de anlaşılırsa bugün. Bu çok hoş yani, evet. Başı çiçekli çocuklara gidebilecek, hı, çok hoş bir model. Evet. Genç kızların sevebileceği bir tarz oldu ve yumuşacık. Onu yapalım. Sibel, hemen anlatırsan. Şimdi bunun için 6 numara şiş ve orta kalınlıkta bir yünle 94 ilmek başlıyoruz. Hı hı. Şöyle 2 ters 2 düz tam 36 pardon 2 ters 2 düz 36 sıra örüyoruz. Düz. Evet. Ördük. Dümdüz örüyoruz. Evet. Hiçbir şey sonra yok. Peki misinalı şişte mi örelim? Daha önce iyi oluyor. Önce normalde örüyoruz, normal şişte. Sonra misinalı şişe geçiyoruz. Şu önü için. Bu tam tülinlik bir şey. Evet, kesinlikle tülin bundan çok örebilir. Misinalı şişe geçtikten sonra iki tarafı birleştirmek için araya 36 tane ilmek atıyoruz. İlmeği atıp birleştiriyoruz. Şimdi bundan sonrasında 10 sıra gene iki ters iki düz lastik öreceğiz. Şimdi gerisini şunun üstünden göstereceğim. 10 sıra 2 ters 2 düz lastik ördükten sonra orası şu kısmı oluyor. Tam şu keseceğimiz yere kadar burası 10 sıra. Sonra ön için 36 tane ilmek atmıştık. Tam 36 ilmeğin 36. ilmeğe geldiğimiz zaman 2 ilmeği birlikte alıyoruz, kesiyoruz. Örüyoruz. Son 36 ilmekten gene çift alıp kesiyoruz. Mani oluyor. Pardon. Bize. Evet. Şöyle. Hatta şu şunu isterseniz aç. Tersinden göstereyim. İstersen şuradan göster. O yok, o daha onda iyi. Anlaşılmaz diye. Şurada. Kesiyoruz.
Sonra arada 14 ilmek var ön ve arkanın arasında. 14 ilmeği hep hiç kesmeden iki ters iki düz olarak örüyoruz. Arkaya gelince yine iki ilmeği bir alıyoruz. Yalnız ön taraf 36 ilmek, arkası 30 ilmek. Şu iki tane kestiğimiz yerin arası. Şu yukarıya doğru ters bir V gibi oluyor. Tam şurada 28 ilmek kalana kadar her iki taraftan kesiyoruz. Burası tamamen sıfıra çıkıyor. 28 ilmek kalınca onu kesip kapatıyoruz. Bir tek burasında dikişi var. İkiye katlıyoruz. O kestiğimiz yerde dikiyoruz. Şöyle yaptığımız zaman beremiz hazır oluyor. Dikiş yeri burası. Şuradan misinalı şişle artırıyoruz 36 ilmek. Aralar ön ve arka arasında kalan ilmek sayısı 14. Arkada iki tane kestiğimiz yerin arasındaki ilmek sayısı 30. Bunu yaparken de şunu yaparken aşama aşama ben fotoğraflayacağım. Bütün sayıları tam hazır. İnternet sitemizde yayınlayacağız. Kaça ayırıyorsun şimdi? Dörde ayırıyoruz. Dörde ayırıyorsun. Şimdi ön 36 ilmek. Arada kalan ilmek sayısı 14. Arkası... Biraz geniş çekebilir miyiz arkadaşlar? Şunu şöyle. Evet. Arkası 30 ilmek. Yine iki ön ve arka arasında kalan ilmek sayısı eşit. 14 sağda, 14 solda kalıyor. Arkası 30, önü 36 ilmek. Bunu keserek tamamen sıfıra çıkana kadar ters bir V gibi düşünsünler. Her iki taraftan kesiyoruz. Tamamen o 30 ilmeği tek bir ilmeğe indiriyoruz. İndirdiğimiz zaman da tepede kalan ilmek sayısı 14 burası, 14 burası toplam 28 ilmek. 28 ilmeği keserek kapatıyoruz. Bir tane dikişe atıyoruz. Beremiz şu şekilde hazır olmuş oluyor. Evet, bu kadar. Çizmelerden istiyorum. Dün bir çizmede ben bir yanlış bir şey mi söyledim? Çizmelerden istiyorum. Bir çizme verilmedi. Yok, ayakkabı verildi. Bir tane ayakkabı verildi. 39 numara. Onu seçtik mi? Onları söyleyeyim ben. Burada mı Ece? Birazdan ben onu söyleyeyim. Reklamdan sonra. Ayakkabı verdik. Bir tane çanta verdik. Bir de ne verdik dün? Setleri verdik. Kadifelemece setlerini. Kadifelemece malzemesi çok uygun fiyatlı bir şey. Yani şöyle bir şey. Yani tek sıfır falan yok. Öyle bir şey. Onun için alınıp çok güzel şeyler yapılabilir. Evet. Çok uygun fiyatlı. Kırtasiyelerin hobi malzemesi satan yerlerinde, bütün hobi marketlerde ve bizim sevgili Gül Özdoğan'da onun hobi dükkanı var. Orada da olabilir.